Ben dedi bir kurstan sadaka kutusu aldım dedi. Ya sen buraya bir sadaka kutusu böyle yaptırıp da koymadın. Gelene gidene versek. Ya? Tahtadan çaktıralım. Neler neler bak. Hep mahrum kalıyoruz böyle. O meşhur bir şey ama böyle dükkanlarda falan da çok. Adam gidiyor oraya bırakıyor. Hani bunları. Gördüm onları da. Ha. Ama mesela bir kursta hususi o kurs kendisi sadaka tabii kutuları yapıyor. Gelene veriyor bunu doldur getir diyor değil mi? Ha, biz de öyle dağıtırdık ya. Değil mi? Hep mahrum bıraktı Mustafa Bey ya. Hatta bir seferinde daha önceki dinleyicinin bir istediydi ya işte burada dedi pet şişelerin içine su koyuyorlar okuyorlar sonra onları satıyorlar falan diye. Bak ondan da mahrum bıraktın. Hoca okudu bunları falan. Biz diye. Yapsak zaten kimse almaz. Neyse dedi bir kursan dedi sadaka kutusu aldım dedi. Fakat dedi böyle dedi o da zaten altı falan delikti dedi. Ben başka bir kurstan bir sadaka kutusu aldım dedi. Orada biriktirdim dedi. Ondan sonra o ilk aldığı yere herhalde verdi öyle. Çünkü ikinci yerden aldığı sadaka kutusunu doldurup oraya vermiş olsa bunu sormayacaktı. İlk aldığı o kurs neresiyse o sadaka kutusu eski ve para delikmiş. Delikmiş. Onu kullanmamış, öbürsünü kullanmış. Orada biriken parayı da o ilk kursa götürmüş, vermiş. Bunu mahsur olur mu? Yok, olmaz. Niye olsun ki? Çünkü mecbur değilsin ki. İlk kursa götürüp vermese ne olur? Bir şey olmaz. Gene bir şey olmaz. Gene bir şey yani olmaz. Öbürüne tabii verse gene bir şey olmaz. Gene bir şey olmaz. Yani fakirlere dağıtsan olacak. Adı üstünde sadaka. Farz sadaka, değil, vacip sadaka değil. Yani. Farz değil, vacip değil. Ha adamlar derse ki arkadaş bize para getirmeyeceksen kutunun parasını öde. Ha, tamam al götür kutuyu ya versin. Ya da kutumuzu geri ver. Ha, kutumuzu geri ver. Görürsün kutusunu verirsin. Başka şey biriktirilir zor bir şey mi yani?